Merhaba arkadaşlar, Canogrimi kanalıma hoş geldiniz. Ben Cennet, nasılsınız? İyi misiniz hanımlar? Bu videomda sizinle bu görmüş olduğunuz sevimli unicorn'u örmek istiyorum. Bu şekilde sizi şöyle kısa bir tanıtayım. Zaten Instagram'dan takip edenler de biliyorlar. Yakın bir zamanda tekrar örüp bunu paylaşmıştım. Öyle arkadaşlar, yelelerimiz var. Tabii ki istediğiniz her rengi kullanabilirsiniz. Ben bunu böyle pembe ağırlıklı yaptım. Böyle tombik tombik ayaklarımız var. Kolları, kulakları, boynuzları derken fazla işçilik gibi gözükebilir size ama hiç de öyle değil. Gayet kolay. Herkesin örebileceği yine bir tarif bu. Bu şekilde kızlar. Evet. Unicorn'umu da tanıttığıma göre size şurasına yine takmıştım oturması için. Bu burada otursun. Size kısaca iplerimden bahsetmek istiyorum. Beyazdan başlayayım arkadaşlar. Beyaz yine kar topu Baby Natural. Bu kez pembe ağırlıklı değil de böyle biraz lila ağırlıklı yapmak istiyorum. Gazzal XL ipimiz var arkadaşlar. Yeleleri içinse kızlar şu tonları kullanacağım. Böyle. Tabii ki siz istediğiniz tonları kullanabilirsiniz. Açık lilam var, pembe, limon sarısı, kavun içi ve koyu lila arkadaşlar. Bu tonları kullanacağım. İnşallah güzel olur. Şöyle kaldırayım. Gözler içinse hanımlar 12 milim mavi göz kullanıyorum ben. Tabii ki siz siyah da kullanabilirsiniz. Ama ben böyle mavi tercih edeceğim bu kez. Bunu da kullandığım griydi arkadaşlar. Tığ olarak da 250 milim tığım var. Şekilde. Onun haricinde yeteri kadar elyafa ihtiyacımız var. Ve kirpikleri yapmak için siyah ipe ihtiyacımız var kızlar. Biraz önce de söylediğim gibi tabii ki siz istediğiniz ipleri ve istediğiniz tonları kullanabilirsiniz. Ama size tavsiyem eğer oyuncak örüyorsanız, hayvan figürü örüyorsanız kalın ip tercih edin. Zaten bunun da boyu gayet ideal bir oyuncak için. Yani bunu biraz daha ince iple örerseniz oyuncağınız küçük olur. Yani ben hayvan figürlerinde hepiniz de biliyorsunuz kartopu Baby Natural kullanıyorum kızlar. Bu şekilde hanımlar iplerimi de anlattığıma göre oyuncağımı da size sizinle tanıştırdığıma göre tarifim de yanımda hanımlar. Hemen ayaklarıyla başlayacağız. Ayak, kol ve kulak yapmak istiyorum inşallah bu videoda. Bu şekilde kızlar çok da tatlı. Böyle bir unicornumuz var. Hazırsanız hanımlar hemen ayak videomuzla başlayalım. Hanımlar bu arada söylemeyi unuttum galiba. Yelelerde kullandığım ipler arkadaşlar gazzalın ince olanları. Ben bu yeleleri kalın iple ördüm. Yani şu XL ile ördüm hanımlar. Biraz kaba oldu. O yüzden ince iple örerseniz yeleleriniz biraz daha zarif olacaktır. Onu söyleyeyim. Sadece şu kullandığım gazzal organik. Yani markanın hiçbir önemi yok. Önemli olan ipin ince olması. Yelelerde ince ip tercih edin. Bu da benden size küçük bir tavsiye olsun. Hemen arkadaşlar lila ipimi alıyorum. Ve ayak videomuzla başlayalım. Şimdi hanımlar yine sihirli halkamızla başlıyoruz. İçerisine 6 sık iğne. 4 5 6. Sihirli halkamı kapattım. İkinci sıramızda
Her sık iğneye çift batıp 12 sık iğneye ulaşacağız kızlar. Birinci arttırmamı yaptım. Arttırmaları 6 kez tekrar ediyoruz. Artık arttırma eksiltmeyi herkes biliyordur. Çünkü panda tarifimi örerken orada anlatmıştım hepsini. Evet, toplamda 12 sık iğneye ulaşacağız kızlar. İki, dört, altı, sekiz, on ve 12. Evet, şimdi üçüncü sıramızdayız. İsterseniz ilmek belirleyici kullanabilirsiniz. Ben normalde kullanmıyorum ama şimdi sizin için kullanacağım. İlmek belirleyicimi bu tarafa aldım. Burada arkadaşlar bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Altı kez tekrar edeceğiz ve 18 sık iğneye ulaşacağız hanımlar. Bir sık iğne bir arttırma. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet, 3. sıramızda bir sık iğne bir arttırma yaptık. 18'e ulaştık. Şimdi 4. sıramızdayız. 2 sık iğne bir arttırma yapacağız hanımlar. Toplamda 24 sık iğneye ulaşacağız. 2 sık iğne bir arttırma. Toplamda 24 sık iğne olacak. Evet, 2 sık iğne bir arttırma yaparak 24'e ulaştık. Şimdi arkadaşlar 5. sıramızdayız. 3 sık iğne bir arttırma yaparak arkadaşlar 30 sık iğneye ulaşacağız. 3 sık iğne bir arttırma. Toplamda 30 sık iğneye ulaştık. Şimdi 6. sıramızdayız. 4 sık iğne bir arttırma yapacağız kızlar. Toplamda 36 sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Gazal X ile de hanımlar örerken biraz iplerin arası ayrılıyor. Evet, 6. sıramızda 4 sık iğne bir arttırma yaparak 36 sık iğneye ulaşacağız kızlar. Bu arada hanımlar, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Her zaman söylüyorum, her videomda söylüyorum. Videolarımı eğer beğeniyorsanız kanalıma abone olmadan çıkmayın. Çünkü şu an bir ayıcık örüyorum hanımlar. Daha henüz Instagram sayfamda paylaşmadım. Kafası şu an çok güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu. Ayaklar, kollar, onları şu an kafamda şekillendirmeye çalışıyorum. İnşallah onu da kanalımda öreceğiz. O yüzden siz yine de hazırlıklı olun. Yerinizi ayırtın. Kanalıma abone olun. Videolarımı beğenip yorum yapın hanımlar. Çok fazla bir şey istemiyorum. Kanalıma abonelikler, hepiniz de biliyorsunuz, tamamen ücretsizdir. O yüzden sizden küçük bir ricam. Evet, hem konuştum hem de 6. sırayı birlikte bitirdik bile. 7. sıramızdayız kızlar. Bu sıramızda 5 sık iğne bir arttırma yaparak 42 sık iğneye ulaşacağız. Son arttırma sıramız arkadaşlar. 5 sık iğne bir arttırma ile 42 sık iğneye ulaşalım. Evet, 7. sıramızda 5 sık iğne bir arttırma yaparak 42 sık iğneye çıktık hanımlar. Şimdi 8. sıramızdayız. 8. sıramızda blue olarak 42 sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Blue neydi? Arkadaki ilmekten alıyorduk. Her ikisini almıyorduk hanımlar. Şöyle arkadaki ilmeği alarak bir sıra düz bir şekilde öreceğiz. Arttırma eksiltme yapmadan hanımlar, blue şeklinde, bakın şöyle arkadan alarak örelim. Evet hanımlar, 8. sıramızda arttırma eksiltme yapmadan blue olarak ördük. 9. sıramızdayız. Bu sırada yine arttırma eksiltme yapmadan 42 sık iğne örelim hanımlar. Evet, 42 sık iğnemizi yine ördük arttırma eksiltme yapmadan. Şimdi 10. sıramızdayız. 10. sıramızda arkadaşlar 5 sık iğne bir eksiltme yapacağız. İlmek belirleyicimi bu tarafa aldım. 1 2 3 4 5. Hemen ön loblardan 2 tane eksiltiyoruz. Bu şekilde 5 sık iğne bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda 36 sık iğnemiz kalacak.
6 kez eksiltmemizi yaptık. 36 sık iğneye düştük. Şimdi 11 ve 12. sıralar arasını arttırma eksiltme yapmadan 36 sık iğne öreceğiz. 36 sık iğne, 11 ve 12. sıraları toplamda 2 sıra arttırma eksiltme yapmadan hanımlar düz şekilde örelim. 11 ve 12. sıraları kızlar arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördük. 13. sıramızda renk değişikliği yapacağız. Renk değişikliğini hanımlar blue olarak yapacağız yine. Şöyle en sonki ilmeğimi tekrar çıkarıyorum. Renk değişimini de göstereyim size. Bakın bu şekilde renk değişikliğimi gerçekleştiriyorum. Hemen yandaki sık iğnenin arka lobundan. Evet, bu kadar. Arttırma eksiltme yapmadan hanımlar bu sırada da 36 sık iğne örüyoruz. Hemen şu arka ilmekleri bağlayalım ki ipimiz çıkmasın, hem de renkli ipimizi de çıkarmış olalım. İşimiz daha da kolaylaştı. Evet, artırma eksiltme yapmadan hanımlar bu sırada da 36 sık iğne örelim. 13. sıramızda renk değişikliğimizi yaptık. Blue olarak 36 sık iğne ördük. Şimdi eksilteceğiz arkadaşlar. 14. sıramızda hanımlar artık ilmek belirleyici kullanmıyorum çünkü burada yerimiz belli. 4 sık iğne bir eksiltme öreceğiz. 2 3 4 ve yine ön loblardan ikişer tane alarak eksiltiyoruz. 4 sık iğne bir eksiltme şeklinde devam edeceğiz. 6 kez sıra sonunda 30 sık iğnemiz kalacak. Evet, toplamda 30 sık iğneye ulaştık kızlar. Şimdi 15 ve 16. sıralar arasını toplamda 2 sıra artırma eksiltme yapmadan düz 30 sık iğne öreceğiz. 2 sıra 30 sık iğne örelim. Toplamda 2 sıra 30 sık iğne ördük. Şimdi 17. sıramızdayız. 17. sıramızda 3 sık iğne bir eksiltme yapacağız. Toplamda 24 sık iğneye düşeceğiz. 3 sık iğne ördüm. Bir eksiltme. Evet, bu şekilde 6 kez tekrar edeceğiz kızlar. Sıra sonunda 24 sık iğnemiz kalacak. Evet, toplamda 24 sık iğneye ulaştık kızlar. Şimdi 18 ve 21 arasını, yani 3 sıra hiç arttırma eksiltme yapmadan 24 sık iğne örelim. 3 sıra kızlar 18 19 pardon 4 sıra 18 19 20 ve 21 aralarını arttırma eksiltme yapmadan 4 sıra 24 sık iğne örelim. Evet kızlar, 18 ile 21 arasını düz 24 sık iğne ördük. Şimdi 22. sıramızdayız. 22. sıramızda 2 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 2, 6 kez tekrar edeceğiz ve 18 sık iğneye düşeceğiz kızlar. 2 sık iğne bir eksiltme. Evet, bu şekilde 18 sık iğneye düşelim. Evet, şimdi 18 sık iğneye düştük. 23, 24 ve 25. sıralar arasını düz bir şekilde arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz. Düz bir şekilde ördükten sonra içerisine elyaf koyacağız hanımlar. Son bir eksiltmemiz kaldı. Ondan önce içinin elyafını dolduralım inşallah. Evet kızlar, 23, 24 ve 25 arasını düz 18 sık iğne ördük. Şimdi son eksiltmemizdeyiz. 26. sıramızda 1 sık iğne bir eksiltme yapacağız. Toplamda 12 sık iğneye düşeceğiz arkadaşlar. 1 sık iğne bir eksiltme. Toplamda 12 sık iğneye düşelim. 6 kez tekrar edelim. 1 sık iğne bir eksiltme arkadaşlar. Evet, 12 sık iğneye düştük. Şimdi 27, 28, 29 ve 30. Toplamda 4 sıra kızlar. Arttırma eksiltme yapmadan 12 sık iğne öreceğiz. Evet kızlar, 27, 28, 29 ve 30 arasını toplamda 4 sıra 12 sık iğne ördük. Şimdi arkadaşlar, son sıramızda iki ucu birleştireceğiz. 5 sık iğne ile birleştireceğiz hanımlar. Şu renk değiştirdiğimiz yerin arkaya gelmesine dikkat edin. Bakın tam şuradan şöyle, eyvah, manikornum düştü. Evet, iki ucu da tığa alarak 5 sık iğne ile birleştireceğiz. 3
4 ve 5. Evet arkadaşlar, ayağımız bitti. Burada da ilk kalmış. Ayağımız bitti hanımlar. Bakın bu şekilde bir ayağımız oldu. Şimdi sıra geldi kolumuza. Kolumuzu öreceğiz. Bu ayaktan bir tane daha öreceğiz hanımlar. Kol ördükten sonra yine koldan öreceğiz. Ondan sonra kulakla devam edeceğiz inşallah. Evet hanımlar, sıra geldi kollarımıza. Kollar için de yine sihirli halka ile başlıyoruz. Yapamadım. Evet, alt sık iğne ile devam ediyoruz. İçerisine 2, 3, 4, 5, 6. Sihirli halkamızı kapatalım. Şimdi hanımlar, her sık iğneye 2 sık iğne yapacağız. Arttırma olarak toplamda 12 sık iğnemiz olacak. 1, 2. Bu şekilde hanımlar, sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, 12 sık iğneye ulaştık hanımlar. Şimdi 3. sıramızdayız. İlmek belirleyicimizi alalım bu tarafa. 1 sık iğne, 1 arttırma yaparak sıra sonuna kadar 18 sık iğneye ulaşacağız. 1 sık iğne, 1 arttırma. 6 kez tekrar edelim. Evet, toplamda 18 sık iğneye ulaştık. Şimdi hanımlar, 4. sıramızdayız. 2 sık iğne, 1 arttırma yaparak 24 sık iğneye ulaşacağız. 2 sık iğne, 1 arttırma, 6 kez tekrar. Evet, 5. sıramızda 3 sık iğne, 1 arttırma yapacağız. Arkadaşlar, biraz hızlı hızlı anlatmam gerekiyor sanırım. Videolar çok uzun oluyor. Ben mi yavaş örüyorum, acaba çok mu konuşuyorum bilmiyorum ama fırlayıp gidiyor vallahi hanımlar. O yüzden mazur görün, hızlı hızlı anlatacağım. Bu sıramızda hanımlar 3 sık iğne, 1 arttırma yapıyoruz. Toplamda 30 sık iğnemiz olacak. Son arttırmamız. Evet, 30 sık iğneye ulaştık. Şimdi 6. sıramızdayız kızlar. 6. sıramızda bloğdan yine arka ilmekten 30 sık iğne öreceğiz. Arttırma eksiltme yapmıyoruz. 6. sıramızda bloğdan, diğer 7 ve 8. sıramızda hanımlar düz bir şekilde arttırma eksiltme yapmadan örelim. Yani toplamda 3 sıra düz şekilde öreceğiz. Evet kızlar, 6. sırada bloğdan 30 sık iğne ördük. 7 ve 8. sırayı da normal her 2 ilmeği alarak 30 sık iğne ördük. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz. 9. sıramızdayız. 3 sık iğne, 1 eksiltme yapacağız hanımlar. 2, 3 ve ön loptan alarak 1 eksiltme. Tekrar edelim. 1, 2, 3 tek, 1 eksiltme. Bu şekilde sıra sonunda 24 sık iğnemiz kalacak. Evet kızlar, 6. sırada bloğdan 30 sık iğne ördük. 7 ve 8. sırayı da normal her 2 ilmeği alarak 30 sık iğne ördük. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz. 9. sıramızdayız. 3 sık iğne, 1 eksiltme yapacağız hanımlar. 2, 3 ve ön loptan alarak 1 eksiltme. Tekrar edelim. 1, 2, 3 tek, 1 eksiltme. Bu şekilde sıra sonunda 24 sık iğnemiz kalacak. Evet, toplamda 24 sık iğneye düştük. Şimdi 10. sıramızda hanımlar 2 tek, 1 eksiltme yapacağız. Toplamda 18 sık iğnemize ulaşacağız. 2 tek, 1 eksiltme kızlar. 1, 2 ve 1 eksiltme. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet kızlar, 2 sık iğne, 1 eksiltme yaparak 18 sık iğneye düştük. Şimdi bu sıramızda renk değişikliği yapacağız. Hemen şu son eksiltmemizi tekrar bir açalım. Evet, şimdi renk değişikliğine hazırız. Beyaz ipimizi alıyoruz hanımlar. Bu şekilde buradan geçireceğiz. Evet, arttırma eksiltme yapmadan kızlar 18 sık iğne öreceğiz.
Şimdi hanımlar, şu an 11. sıramızdayız. Renk değişikliğimizi yaptık. 11, 12, 13, 14 ve 15 toplamda 5 sıra arttırma eksiltme yapmadan 18 sık iğnemizi örelim. Evet, 11 ve 15 arasını hanımlar düz 18 sık iğne ördük. Şimdi artık eksiltmelere başlayacağız. 16. sıramızdayız. Hemen bir ilmek belirleyici kullanmak istiyorum burada. 16. sıramızda hanımlar ilk başta sadece bir kez eksiltiyoruz. Bir kez eksilttim. Unikornumu düzelteyim. Evet, bir kez eksiltiyoruz. 16 sık iğne arkadaşlar. 1 2 sıra sonuna kadar 16 sık iğne örelim. Evet, 16 sık iğnemizi ördük. Bir eksiltmiştik. Toplamda 17 sık iğnemiz oldu hanımlar. Ördü diyorum. Şimdi 17. sıramızda arttırma eksiltme yapmadan düz 17 sık iğne örüyoruz. 17. sıramızda 17 sık iğne ördük hanımlar. Şimdi 18. sıramızdayız. Yine bir eksiltme yapıyoruz ilk başta. Ve sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Toplamda 16 sık iğnemiz olacak. Bir eksilttik. Sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Bir üst sırada da arkadaşlar yine arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Bir eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Bir üst sırada da yine düz örüyoruz. Bu şekilde hanımlar 12 sık iğne kalana kadar bir sırada tek eksiltme, ikinci sırada düz örme, bir sırada tek eksiltme, ikinci sırada düz örme şeklinde ilerleyeceğiz. 12 sık iğne kalana kadar bu şekilde örelim hanımlar. Evet kızlar, 23. sıramı ördüm ben. İçine elyaf doldurmayı unutmayın lütfen. Böyle fazla da sıkıştırmayın. 24. sıramızda bir eksiltme yapıyoruz ve 12 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Yani sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Bir üst sırasında da arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz arkadaşlar. Sonra yine bir eksiltme 11 sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Bu şekilde kolumuzu bitirmiş olacağız. Hiçbir zorluğu yok. Bir sırasında ilk ilmeği eksiltiyorsunuz. Sıra sonuna kadar düz örüyorsunuz. Bir üst sırada da arttırma eksiltme yapmadan düz örüyoruz arkadaşlar. Evet kızlar, son sıramız olan 27. sıramızda da 12 sık iğneye ulaştım. Bir sırada düz 12 sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi iki ucu birleştireceğiz. Şöyle bir tanesini sökeceğim. Çünkü burası yine alt tarafa gelmesi lazım. 5 sık iğne ile de burayı birleştiriyoruz hanımlar. 1 2 ucu birleştireceğiz. 2 3 4 ve 5. Evet hanımlar, kolumuz bitti. İnşallah anlaşılır bir video olmuştur. 16. sırada eksiltmelere başlıyoruz. Bir eksiltme 16 sık iğne şeklinde, ikinci sırasında hiç arttırma eksiltme yapmadan, sonra onun bir üzerinde bir eksiltme sıra sonuna kadar düz, ikinci sırasında yine sıra sonuna kadar düz. Bu şekilde arkadaşlar, yani bir sırada bir eksiltiyoruz, ikinci sırada da düz örüyoruz. Videoların söylediğim gibi uzun olmaması için zaten yakın zamanda Instagram sayfamda da paylaşacağım yazılı tarifini. Ki anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Bu arada Instagram hesabım canogurumi arkadaşlar. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Hemen son olarak kulak kıla başlayacağız. Ondan sonra videomu bitireceğim arkadaşlar. Evet kızlar, kulaklar için kulaklarımız toplamda 10 sıradan oluşuyor. Sihirli halka yapıyoruz yine beyaz ipimizle. İçerisine 6 sık iğne. 1 2 3, 4, 5 ve 6. Sihirli halkamızı kapatalım.
İkinci sıramızda arkadaşlar bir sık iğne bir arttırma yapacağız. 3 kez tekrar edeceğiz. Bir sık iğne bir arttırma. Her sık iğneye çift batmıyoruz. Bir sık iğne bir arttırma. Bir sık iğne yaptım ve arttırmamı yaptım. Toplamda 3 kez tekrar edeceğiz. Bir sık iğne bir arttırma. Bir sık iğne bir arttırma. Evet, ikinci sıramızı da tamamladık. İsterseniz ilmek belirleyici kullanın. Şöyle atayım. Üçüncü sıramız arkadaşlar 2 sık iğne bir arttırma. 1 2 ve bir arttırma. Bunu da 3 kez tekrar edeceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. 2 sık iğne bir arttırma. Toplamda 12 sık iğnemiz olacak. Evet, 2 sık iğne bir arttırma yaparak toplamda 12 sık iğneye ulaştık. 4. sıramızdayız. 4. sıramızda da 3 sık iğne bir arttırma yapacağız. Toplamda 15 sık iğnemiz olacak. 3 sık iğne bir arttırma. 3 kez tekrar edeceğiz. 3 ve 1 arttırmamız var. Sıra sonuna kadar devam edelim. 1 2 3 ve 1 arttırma. 4. sıramızda birlikte bitirdik. Şimdi 5. sıramızdayız. Son arttırmamızdayız. 4 sık iğne bir arttırma yaparak 18 sık iğneye ulaşacağız. 3 kez tekrar edeceğiz. Evet kızlar, 5. sıramızda toplamda 18 sık iğneye ulaştık. Şimdi 6, 7, 8 ve 9. sıralar arasını 18 sık iğne olarak öreceğiz. Toplamda 4 sıra arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim kızlar. 9. sıraya kadar. Evet, 6 ve 9. sıralar arasını düz 18 sık iğne ördük. Şimdi 10. sıramızdayız. Son sıramızdayız kızlar. Bu sırada 4 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 3 4 sık iğne ve bir eksiltme yapıyoruz. 3 kez tekrar edeceğiz hanımlar. 1 eksiltme, 4 sık iğne bir eksiltme şeklinde 3 kez tekrar edeceğiz. Toplamda 15 sık iğnemiz kalacak. Evet kızlar, toplamda 15 sık iğneye ulaştım. Şimdi iki ucu birleştirip kulağımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Yine bir buradan bir karşıdakinden alarak kulaklarımızı bitiriyoruz. Söylediğim gibi arkadaşlar, videomu artık burada bitireceğim. Evet, kulağımız bu şekilde olacak. Aynısından hem ayaktan hem koldan hem de kulaktan bir adet daha öreceğiz. Ondan sonra bir sonraki videomuzda da kafa ve gövdesini yapacağız inşallah. Bakalım yetişirse eğer bir sonraki videomuzda yenilerinde yaparız duruma göre. Söylediğim gibi arkadaşlar, videolarımı eğer beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni yeni oyuncaklarla yine karşınızda olacağım inşallah. Şimdilik hoşça kalın. Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada da Canogurumi ismini kullanıyorum arkadaşlar. Orada da inşallah görüşmek üzere. Ördüklerinizi bana oradan gönderirseniz ben de paylaşırım. Hem kendim görmüş mutlu olurum arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Güzel şeyler örün diyorum. Ve sağlıcakla kalın inşallah.